Loris Parfüm'ün katkılarıyla hazırlanan Vakti Muhabbet başlıyor. Efendim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Güç, kuvvet ve kudret Allah'ındır ve Allah'tandır. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Kıymetli büyüklerim, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili genç kardeşlerim ve çocuklar. Bursa Büyükşehir Belediye'mizin ev sahipliğinde düzenlenen Vakti Muhabbet programına hepiniz hayırla geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ve an itibariyle My Mecra YouTube kanalımızdan canlı yayınlanan Vakti Muhabbet programı başladı. Şu an bizleri telefonlarından, bilgisayarlarından, ekranlarından izleyen gönül dostlarımıza da hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz, çok kıymetli Fethi Başkanım gelmişler. Kendilerine güçlü bir alkışla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ayrıca gönlünüze sağlık, ayaklarınıza sağlık. Hani derler ya, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in 20. günü elhamdülillah, ama ülkemiz için yarın bir dönüm noktası, bir yol ayrımı. Yüce Rabbim yarın yapılacak seçimlerden hayırlı sonuçlar, bu ülkenin menfaati için, insanımızın menfaati için hayırlı sonuçlar alınmasını nasip eylesin. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif hatırına, başta Gazze olmak üzere yeryüzünde zulüm gören bütün kardeşlerimizin, o mazlumların gözyaşının silinmesini de Rabbül Alemin nasip eylesin. Efendim, geçen hafta anonsunu yapmıştık. Çok kıymetli abimle huzurlarınıza geldik. Ama önce bir, elbette muhabbetin testi olmaz ama salonda böyle bir muhabbet testi yapalım, alkış testi yapalım. Bursa, Vakti Muhabbete hazır mı? Sevgili yönetmenim, ne diyorsun? Yetmez. Peki. Bursa, Vakti Muhabbete hazır mı? O zaman alkışlarınız hiç durmasın. Çok kıymetli ağabeyim Serdar Tuncer'i güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Selamünaleyküm erenler. Erenlere gönül verenler. Erenlere gönül verenleri sevenler. Hiç olmazsa onlara laf ettirmeyenler. Bursa'mızın şiire ve muhabbete gönül vermiş, Ramazan iklimine gönül vermiş, şiir gönüllü aziz insanları hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. My Mecra seyircisine de hoş geldiniz diyorum. Hayırlı akşamlar, merhabalar efendim. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Önce bir hal hatır edeyim. İyisiniz. Eyvallah. Ramazan-ı Şerif'le aranız nasıl? İyi değil mi? Maşallah. Allah hayırla, huzurla, muhabbetle, sevdiklerinizle, afiyet içinde daha nice Ramazanlara erişmeyi nasip etsin inşallah. Ramazan-ı Şerif kıymetli bir iklim. Malum her biriniz biliyorsunuz ama yine hem kendime hem size birbirimize hatırlatmaya ihtiyacımız var. Çünkü bu Ramazan da geldi ve geçiyor. Bak, 1445 Ramazan'ındayız. Artık son 10 güne girdik sayılır. Ve seneye Ramazan'a erişip erişmeyeceğimiz de belli değil. Demin duayı ettik. İnşallah sağlık saat içinde seneye de Ramazan'a erişelim ama hiçbirimizin garantisi yok. Belki şu oruçlar son orucu içimizden birilerinin. Belki seneye Ramazan'a erişemeyeceğiz. Bu böyle. Geçen sene Ramazan'da beraber olduğumuz kimseler vardı. Onların bir kısmı şimdi yok. Belki aranızda vardır. Bir büyüklerinden vefat eden, yakınlarından göçen. Geçen sene onlarla beraber bir duayı ettik. Ama onlara bu senenin Ramazan nasip olmadı. Seneye de bize nasip olsun. Ramazan önemli. Bakın demin ne dedim? Ramazan-ı Şerif'le aranız nasıl? Şimdi Ramazan dediğiniz hicri aylardan bir tanesi. Nasıl miladi takvimde Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs diye devam ediyor. Efendim hicri aylarda o şekilde Zilkade, Zilhicce, Cemaziyel Evvel, Cemaziyül Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Rebiyül Evvel. Yani böyle. Yani Ramazan hicri aylardan bir tanesi. Peki size bir soru sorayım. Hiç size yıl içinde gelip de dostlarınızdan şöyle bir şey soran oluyor mu? Zilhicce ile aran nasıl? Demiyorlar değil mi? Zilkade ile iyi misiniz filan? Bak bunu da bana soran olmadı. Size de olmamıştır. Ama demin sordum ve bu soruluyor. Ramazan'la aran nasıl? Çünkü Ramazan herhangi bir ay değil. Ramazan'ı gerek İslam, gerekse bizim Anadolu Müslümanlığı diğer aylardan ayırmış. 11 aya sultan etmiş ama bununla da yetinmemiş. Onu bir kutlu misafir olarak tarif etmiş. Ramazan bir misafir gibi geliyor ve her şeye geliyor. Mesela iftar vakti evlerdeki tatlı heyecana geliyor Ramazan. Evlerin mutfağına geliyor. Sahur vakti o çocuklarınızı öperek uyandırıyorsunuz ya, onların yüzündeki tatlı mahmurluğa geliyor. Uyandırıyorsunuz değil mi çocukları sahura? Aman uyandırın. Ben bazen duyuyorum diyor, hocam kıyamadım diyor, uyandırmadım. Diyorum ki kıymışsın çocuğa. Yani kıyamamak uyandırmakla olur. Uyandırmamak kıyamamak değil. Niye? O sofralar kıymetli. Sahurda insan zannediyor ki sadece bir lokma bir şey yedim, 2 yudum su içtim. O değil. O sahur sofralarına bir rahmet iniyor. Füyüzat iniyor, sekine iniyor, muhabbet iniyor. Ve o sofranın bir şekilde etrafında oturan o rahmetten istifade ediyor. Bilse de bilmese de. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kudüs-i Sırru küçük torunlarına sohbet edermiş. Ufak çocuklar 5-6 yaşlarında. Hacı anne diyor ki valide, efendi siz sohbet ediyorsunuz bu çocuklar ama onlar sizin anlattığınızı anlar mı? Önemli değil diyor. Büyüklerin sohbetinin edildiği yere Allah'ın rahmeti iner. Onların aklı anlamasa da kalpleri istifade eder diyor o rahmetten, feyizden. Letaiflerine serpişir o muhabbet ve feyiz. Şimdi Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratacağı vakit melekler demişler ki ya Rabbi yeryüzünde fitne fesat çıkaracak birini mi yaratıyorsun? Yani bozgunculuğa çalışır onlar. Biz yetmiyor muyuz? Allah-u Teala da diyor ki ben sizin bilmediğinizi bilirim. Sonra esmayı sayın bakayım demiş, melekler sayamamış. Allah Adem'e esmayı öğretti diyor. Adem Aleyhisselam'a diyor ki sen söyle. Hazreti Adem sayınca melekler mahcup olmuşlar. Ya Rabbi bizim bilmediğimizi bilirsin diyorlar. Müslüman sahur sofrasına kalktığı vakit Allah-u Teala meleklerine sahurlu Müslümanlarla iftihar edermiş. Dermiş ki bak ben size dememiş miydim bilmediğinizi bilirim. Bak ne yapıyorlar? Sadece benim rızam için kalktılar. Benim rızam için oruç tuttular. O zaman da melekler kıskanırmış. Gıpta ederlermiş. Sahura gelen Müslümanlara, sahura kalkan Müslümanlara. Ve bu gıpta sebebiyle kalkar gelir onların sofralarında otururlarmış. Şimdi sahur sofrasında oturuyorsunuz. Kim var? İşte ben varım, hanım var, 2 de çocuk var zannediyorsun. Değil. Arada melekler var. O çocukların başlarını sıvazlıyorlar. Böyle iman tahtası diyoruz ya, böyle bir kalplerin üstünde ellerini gezdiriyor melekler. Onlara dua ediyorlar filan. Çocuk sonra büyüyor. Geliyor 18 yaşına. İnsan beşer şaşar. Yanlış bir şey yapacak. Tam yanlış yapacakken o kalktığı sahur vakti var ya, ensesinden tutuyor çocuğu, geri çekiyor. Sen bunu yapamazsın diyor. Sen diyor sahura kalktın. Senin saçlarını melekler okşadı. Sen neyi yaşadığını biliyor musun? Bunu sen yapamazsın diyor, tutuyor geri çeviriyor. İşte onun için çocukları sabahları o. Bir de bizde 3 evlat var. Allah cümlenin evladıyla bağışlasın. Hepsinde gördüğüm şey şudur. Bir çocuk sahura uyandırılırken yüzü çok güzel oluyor. Mübarek 11 aylarda sabahın 4'ünde gidip çocuğu uyandırsanız var ya kavga çıkar evde. Ama gidiyorsun böyle bir saçlarını okşuyorum filan. Şimdi bizim Muhammed Saki 3 numara. O böyle kaldırılmak icap ediyor. Ablalar kalkıyor kendisi. Böyle bir saçını okşuyorum, yanağını öpüyorum. Oğlum hadi sahur oldu diyorum. Baba diyor falan böyle bir gözlerini açıyor sonra. Bir neşe bir yatağın üstüne doğruluyor. Öyle onu seyretmek bir keyif. Böyle böyle bilinç oluşuyor. Böyle böyle o şey olacak. Neyse, mevzumuz başkaydı. İşte o sahurda çocukların yüzündeki mahmurluğa geliyor Ramazan. Kalplerimize geliyor. Kalpler biraz daha böyle Ramazanlaşınca ince Müslüman olmaya yaklaşıyor. Bak Bursa'dayız. Allah rahmet etsin. Derecatını âli eylesin. Merhum Tuğrul Efendi Hazretleri. Tuğrul Efendi bir hemşehrinizdi. Benim de çok sevdiğim bir büyüğüm, bir ağabeyim, bir hocamdı. Tuğrul Efendi çok güzel bir söz söyler, derdi ki, Müslümanlık ince insanlıktır. Yani insanlar yaşarlar, ben Müslümanım diyen hayatı biraz daha hassas yaşar, daha ince bir çizgide yaşar. Nasıl? Kul hakkına herhangi birinden daha riayetkar olur. Adalete daha çok dikkat eder. İncitmemeye özen gösterir. Kendisini incitene dua eder. Gelmeyene gider. Vermeyene verir. Affeder. Yani Müslümanlık ince insanlıktır. Nasıl böyle olmasın? Müslümanlığın peygamberi Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ekmel-i Taha'ya bir gün sahabe-i kiram efendilerimizle otururlarken bir bedevi sahabe, bedevi çölde yaşayan kişi demek. Bazen görüyorum ekranlarda hocalar konuşurken, bilmiyorum böyle bir hassasiyetleri olmadığından mı, ince Müslümanlıktan behreleri olmadığı için mi? Şöyle söylüyorlar, bedevinin biri geldi Allah Resulüne dedi ki diyor, ben çok üzülüyorum. Bakın bir bedevi Allah Resulüne geldi ve bir şey dediyse artık o bir sahabidir. Bir sahabidir. Tabiinin en büyüğü Veysel Karani Hazretleri'dir. Yani tabiin sahabeyi görmüş ama Peygamber Efendimiz'i görememiş. Tabiinin en büyüğü Hazreti Veysel'dir. Rahmetullahi aleyh. Sahabenin haşa derecelendirmesi olmaz ama Vahşi radıyallahu anh diyelim. Hazreti Hamza'yı şehit ettiği için diyor ki Vahşi'nin atının burnundan çıkan toz kadar Veysel'in kıymeti yoktur manada. Yani tabiinin en büyüğü, sahabenin en küçüğünün atının burnundan çıkan toz kadar kıymetli değildir. Şimdi bir bedevi gelip de Efendimizle konuştuysa artık sahabi oldu. Ondan bedevi diye bahsedilmez. Ne diye bahsedeceğiz? Bir bedevi sahabi Efendimiz radıyallahu anh geldi. Girdim ilim meclisine kıldım talep, ilim yerlerde kaldı. İlla edep, illa edep diyor. Edepsiz olmaz. O mutlaka olacak. Bir bedevi sahabi Efendimiz Allah Resulüne geliyor. Gelirken de garip, fukara hani bir hediye getirmek istiyor. Hediyesi bir salkım üzüm. Peygamber Efendimiz'e ikram ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh da var sahabelerin içinde. Oturuyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzümü arkadaşlarıyla paylaşmıyor. Paylaşmayınca şaşırıyorlar. Çünkü Hazreti Peygamber sadakadan yemez. Mesela birisi kendisine bir sadaka verse onu hepten sahabesine paylaştırır. Kendisi el sürmez. Hediyeden yer ama hediyeyi de paylaşır. Burada bir parantez daha açalım. Biraz karışıyor ama toparlayacağım inşallah. Unutmayacağım kaldığımız yeri. Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Hazreti Selman sahabenin büyüklerinden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Selman-ı Farisi için diyor ki Es-Selmanu minni ve min ehli beyti. Selman bendendir, benim ehli beytimdendir. Sebebi de şu, Hendek Savaşı'nda Selman çok büyük yararlılıklar gösterince Ensar demiş ki o bendendir, öbürü demiş ki Selman bizdendir filan. Allah Resulü diyor ki yok Selman bendendir, benim ehli beytimdendir. Ailesinden saymış. O kadar seviyor. Hazreti Selman'ın Müslüman oluşunun enteresan bir hikayesi var. Aslen mecusi bir ailenin çocuğu, babası da mecusilerin ileri gelenlerinden. O ateşe tapıyorlar biliyorsunuz. Malum ateşleri yakma vazifesi filan da Hazreti Selman'da. Böyle bir zat-ı şerif. Fakat haz etmiyor. Başka bir şey arıyor. Daha Peygamber Efendimiz peygamberliğini aşikar etmemiş. Hazreti Peygamber ne zaman peygamber oldu? Kaç yaşında? 40 demeyin. Olmaz. 40 yaşına gelince peygamberliğini aşikar etti. Peygamber olmadı. Çünkü diyor ki ben peygamber olduğumda Adem çamurla balçık arasındaydı diyor. Daha Adem Aleyhisselam yaratılmadıydı diyor. O peygamber olduğunda böyleydi. 40'ına gelince peygamberliğini ilan etti. Şimdi anaokulu çocukları böyle bilmekte mazurdur ama biz böyle bilmeyelim. Ne diyorlar anaokulunda? 40 yaşına gelince peygamberlik verildi, Allah birdir deyince putlar yere serildi. Çocuklar böyle yapıyor. Onlar öyle bilsin ama biz böyle bilmeyeceğiz. 40'ında değil. Adem Aleyhisselam yaratıldığında iki kaşının arasında bir nur görmüş. Ve buradan bir zikir sesi duyuyor. Cenab-ı Hakk'ı zikir sesi. Fotoğraf mı çekiyorsun lan? Çek. Bir tane de böyle çek. Bir de böyle şair bakış. Adem Aleyhisselam yaratıldığında iki kaşının arasında bir nur, oradan da bir ses geldiğini duyuyor. Diyor ki ya Rabbi bu neyin nesidir? Bu ses ne? Allahu Teala diyor ki o benim Habibimin nurudur. O ses de onun beni zikredişidir. Bak Adem yaratılmış, iki kaşının arasında Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru var. Nasıl diyeceksin 40 yaşına gelince peygamber oldu? Neyse ayrı bahis. Hazreti Peygamber daha peygamberliğini aşikar etmemiş, Selman-ı Farisi mecusi bir ailenin çocuğu fakat içine sinmiyor. O sıra Hristiyanlığın bozulmamış haline iman eden salih Hristiyanlar var. Yani dinin bozulmamış, hakikaten güzel insanlar. Daha Hazreti Peygamber de gelmemiş. Araya sonra öyle birini bulmuş Selman-ı Farisi. Onun yanında hizmet etmiş filan kalmış. O vefat edeceği zaman diyor ki, siz vefat ediyorsunuz diyor, ben ne yapacağım şimdi? Oğlum diyor filan yerde bir başkası var, ona git diyor, o da benim gibidir. Ona gidiyor bu defa, ona senelerce hizmet ediyor. Sonra bir başkasına gidiyor, sonra bir başkasına, en son gittiği vefat edeceği zaman diyor ki ben ne yapacağım? O zat demiş ki, son peygamberin gelmesi çok yaklaştı Selman'ım. Ve o etrafı hurma ağaçlarıyla dolu taşlık bir yerde çıkacak. Git ve onu bul. Peki diyor onu ben nasıl tanıyacağım? Onun olup olmadığını nasıl bileceğim? O diyor sadakadan yemez, hediyeden yer. İki kaburga kemiğinin arasında da bir nübüvvet mührü vardır. Böyle tarif ediyor. Hazreti Selman neyi var neyi yok satıyorlar, daha Medine değil. Geldikleri yere bakmış Hazreti Selman diyor. Tarif edilen yer bura değil. O adamlar da kervancılar Hazreti Selman'ı köle olarak satmışlar. Birisine paralarını almışlar, köle olarak satmışlar. Köle olarak satın alan adam amca oğluna satıyor Hazreti Selman'ı. Amca oğlu Medineli. Alıp Medine-i Münevvere'ye götürüyor. Selman-ı Farisi Medine-i Münevvere'ye görünce işte diyor tarif edilen yer bura. Hurmalık ve taşlık bana o buradan gelecek diyor. Sevinmiş. Sahibinin yanında hizmet ediyor. Hurma ağaçlarıyla falan uğraşıyor. Bir gün hurma ağacının üstünde hurma topluyor. Aşağıda da sahibi oturuyor. Bir arkadaşı geliyor. Dertleşiyorlar. Gelen adam diyor ki yahu diyor Mekke'den gelen peygamberin yüzünden diyor dostlarımızı kaybettik diyor. Şöyle oldu filan. Böyle bir peygamber lafı geçince Hazreti Selman ağaçtan atlamış aşağıya. Demiş, nerede demiş o? Efendisi diyor ki sen bir kölesin diyor. Sen ne karışıyorsun bu sohbete? Sen nasıl girersin sohbetin içine diyor. Çekil bakayım. Yok özür dilerim falan diyor ama öğreniyor. Hicret etmiş bir peygamber var. Birkaç hurma biriktirmiş. Fırsat kol diyor. Bir fırsatını bulsam da gitsem Hazreti Peygamber'e. Bir gün fırsatını bulmuş. Varıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Görmüş, çarpılmış. Ama hocasının söyledikleri de aklında. Diyor ki efendim diyor benim birkaç size getirdiğim bir şeyler var. Sadaka olarak kabul ederseniz buyurun diyor. Sadaka diye veriyor Efendimiz'e. Bekliyor şimdi bakıyor. Acaba yiyecek mi yemeyecek mi? Allah Resulü ashabına ikram etmiş onu. Demiş ki buyurun siz yiyin, kendisi el sürmemiş. Hazreti Selman diyor ki bunu görünce dedim ki bu bir. Bu bir. Bir müddet sonra yine hurmalar biriktirmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş. Efendim demiş buyurun bunu size hediye olarak getirdim. Peygamber Efendimiz kendisi bir tane tadına bakmış. Sahabelere paylaştırmış. Yediğini görünce diyor ki bu iki. Bir gün bir cenaze namazı Peygamber Efendimiz de orada. üstünde iki parça bir örtü vardı diyor sırtında. Hazreti Selman nübüvvet mührünü görmek istiyor. Böyle yavaş yavaş Efendimizin arkasına doğru geçiyor. Peygamber Efendimiz Selman tam arkasına geçince kıyafetini düzeltir gibi yapmış, şöyle bir o nübüvvet mührünün olduğu yer açılmış. Hazreti Selman sarılmış arkadan. Öpmüş. Efendimiz Aleyhisselam diyor gel böyle. Sonra tekrar düzeltiyor. Böyle iman etmiş. Çok acayip bir şeydir. Yani Selman bendendir, Ehl-i Beytim'dendir. Nakşibendi silsilesinin Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan sonraki kolbaşı Hazreti Selman'dır. Nebi Sıddık-ı Selman. Böyle gidiyor. Hazreti Peygamber Sevr Mağarası'nda Hazreti Ebubekir Efendimiz'e vermiş emaneti. Hazreti Ebubekir'den de Selman-ı Farisi radıyallahu anh almış. Ondan sonra devam ediyor silsile. Şimdi döneyim hadiseye. Bedevi sahabi Efendimiz bir salkım üzüm getiriyor Allah Resulüne. Sahabede oturuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzümden bir tane alıyor. Yemeye devam ediyor. 2 tane alıyor. Üzümü çift çift yermiş Allah Resulü. Allah tektir, teki sever. Bir istisnası vardır. Üzüm çift çift yenir. Üzümü çift yemek sünnettir. Alıyor. 2'şer 2'şer yiyor. Sahabeler şaşkın. Hazreti Peygamber ikram etmiyor çünkü. Tabii o hediyeyi getiren zat kalkıp gidince Hazreti Ömer radıyallahu anh sormuş. Diyor ki ya Resulallah siz gelen hediyeyi bizimle paylaşırdınız. Bu defa gördük ki bize ikram etmediniz. Niye? Efendimiz ne diyor biliyor musunuz Aleyhisselatü Vesselam? Diyor ki o adamın getirdiği üzüm çok ekşiydi. Size ikram edersem içinizden birisi yerde yüzünü ekşitir. O adam mahcup olur diye korktum diyor. Şimdi incelik. İşte Müslümanlık ince insanlıksa o ince insanlığın zirvesi Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Üsve-i hasene, en güzel örnek. Oğlu vefat ettiği vakit, bakın bugün anlaşılır bir şeydir bu da, 14 asır evvel böyle bir estetik, bedi'i nezaket bir başkasında görülesi bir şey değildir. Oğlu vefat etmiş İbrahim, onu kabre koyacaklar. Kabirde de Anadolu insanı kesek der, hani böyle toprak parçası. Kesek var. Peygamber Efendimiz dışarıdan duruyor ki, onu oradan alsanız olur mu diyor. Sahabi de öğrenmek için soruyor. Ya Resulallah ölüye zarar verir mi diyor bu. Dirilerin gözleri rahatsız olmasın diyor. Bak İslam'ın estetik anlayışı. Dirilerin gözleri rahatsız olmasın. O her şeyde en güzel örnek. Tuğrul Efendi Hazretleri derdi ki Müslümanlık ince insanlıktır. Ha, burada biter mi? Bitmez. Bir de dervişlik var. O ne? Dervişlik de ince Müslümanlıktır diyordu. Onun da daha hassas bir çizgisi. Salih bu sözlerin yalan olamaz, her beşer suretli insan olamaz, her bir kimse ehli irfan olamaz, 40 yerden yarılıp kıl olmayınca. Müslümanlık ince insanlık. Ne demek ince insanlık? 2 şey. Çok böyle uzatırlar da hepi topu 2 derstir. Öyle tarif ederler. 1. ders, incitmemek. Hiç kimseyi incitmemek. İnsanı incitmemek. Anneyi, babayı incitmemek. Kardeşi incitmemek. Evladı incitmemek. Komşuyu incitmemek. İş arkadaşını incitmemek. Sokakta selam verdiğin insanı incitmemek. Mahir İzhoca, Allah rahmet etsin, buyururmuş ki, selam bir eman beyannamesidir. Yani birisine selamun aleyküm dediğin an diyorsun ki ona benden emin ol kardeşim, benden sana zarar gelmez. İncitmemek. İnsanı mı incitmemek sadece? Hayır. Bütün mahlukatı incitmemek. Hayvanı da. Hani kışın geldi kapınızın önünde miyavlıyor. O kediyi incitmemek. Yazın geldi su arıyor filan. Onun için bir pencerenin pervazına su koymak. Bak onu da incitmemek. Karınca. Karıncayı incitmemek. Necip Fazıl öyle derdi. Masallarda karıncaları incitmemek için nalinlerine çıngırak takıp gezen adam misali diyordu. O Nilo'ya mı ne, TRT'nin bir çocuk çizgi filmi var ya, Nilo'ya birinde yaptı bunu. Gördüm, çok hoşuma gitti. Senariste dua ettim. Potinlerine çıngırak taktı. Niye? Çıngır 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 ses çıkartacak da börtü böcek varsa kaçacak. Yanlışlıkla ezmeyecek onları. İşte bu hayvanatı da incitmemek. Yeter mi? Yetmez. Gölgesinde oturduğu ağacı incitmeyecek Müslüman. İnce insanlıksa eğer, ince Müslümanlıksa derviş gölgesinde oturduğu ağacı da incitmeyecek. Nasıl incinir ağaç? Hak'tan gafil oturursun gölgesinde de ağaç huzursuz olur. Su içtiği bardağı incitmeyecek. Bastığı toprağı incitmeyecek. Üstüne yağmur damlaları düşecek, yağmur damlalarını incitmeyecek. Abdurrahim Karakoç'a rahmet olsun. Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince, yat kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İncinmeyecek yani hiçbir şey. Bu sonra yetti mi? Yetmez. Kendisini de incitmeyecek. İnsan kendisini incitir farkına varmadan. Mesela Allah el vermiştir, yetim başı okşasın diye, helal kazansın diye. Harama giderse o el sahibinden incinir. Ayak vermiş, Allah rızası için camiye gitsin, tekkiye gitsin, Allah için hizmete koşsun diye. Ayak yanlış yere giderse ayak sahibinden incinir. Kalp vermiş, kendisine mekan olsun diye. Kalbe Allah'tan gayrısını doldurursa kalp sahibinden incinir, göz incinir. Fethi abi öyle derdi, Fethi Gemuhluoğlu. Dost yüzünü göremezsem bu gözlerim nemdir benim. Dost yüzünü göremezsem bu gözlerim nemdir benim. O zaman göz incinir. Bir insan dünyada gayret edip çalışıp da Cemalullah'ı görmeyi hak edecek hale gelemezse göz sahibinden davacı olur. Bir büyüğüm öyle yazmış. Gören de gözdür, görmeyen de gözdür diyor. Birisi görmedi de onun da gözü görmedi. İkisi aynı, fark etmiyor. İlk ders incitmemek. Son ders incinmemek. Bu da son ders. Kim ne yaparsa yapsın, insan bilecekmiş ki onu Allah dilemeseydi o öyle yapamazdı. Böyle bakacak ve hiçbir şeyden incinmeyecek. La faile illallah. Allah bu işleri yapıyor, kullarını vesile ediyor, incinmeyecek. Arada bir ders daha var. O da incitene dua etmek. Seni incitecek, sen ona dua edeceksin. Bana ağı sunan kişi şehdü şeker olsun aşı, kolay gele müşkil işi eli erer olsun ona. Aşık Paşazade böyle diyor. Bana ağı sunan kişi, bana zehir sundu, şehdü şeker olsun aşı. Yediği içtiği şeker olsun, şerbet olsun diyor bana zehir sunan. Zor işleri de kolaylaşsın diyor. Kolayca hallediversin onu. O çok güzel bir şiirdir. Nutku Şerif uzunca, ona bir bakın. Devamı gelmedi hatırıma. İşte incitene dua etmenin bir örneği de o. İşte Ramazan-ı Şerif, en başa döneyim, biz ince Müslümanlar olalım diye gelir. Bizi inceltmeye gelir Ramazan. Sadece az yedik, az içtik, 2 kilo verdik, inceldik değil. Ruh inceliğine, kalp kıvamına kavuşturmaya gelir Ramazan-ı Şerif. Ve geldi ve gidiyor. Bak geride kaldı 10 gün. Seneye gelip gelmeyeceği belli değil. Hep anlatıyorum onu. Allah Resulü, çok mu konuşuyorum? Bir düşün, çay bile vermediler, buna rağmen bu kadar konuşuyorum. Yani Bursa Büyükşehir Belediyesi var mı? Cam bardakta, şekersiz, herkese. En azından bana. Demiş yani, ya kaymakam bey ya biz her zaman yiyoruz demiş. Siz Bursa'nın çayını her zaman içiyorsunuz. Ben bir içeyim. Birisi öyle yazmış, diyor ki bu iftardan sonra çay içmeyi kim icat ettiyse Allah ondan razı olsun diyor. Çok güzel bir şey ya. Var mı Erzurumlu, var mı aramızda? Var Erzurumlular mı? Sizin oruçlar 2 sevap biliyorsunuz değil mi? Ben TRT'de hocaya sordum. Hoca bir afalladı önce filan, sonra cevap verdi. Dedim ki hani biz açlığa, susuzluğa sabrediyoruz. Onlar çaysızlığa da sabrediyorlar ya. Öyle, iş böyle. Erzurumlu misafirliğe gitmiş de 25 bardak çay içmiş. 26. bardak gelince demiş ki kardeş yeter, tokanır. Ev sahibi demiş ki ula çay benden, şeker benden, sana neye tokanır? Sana niye tokanır? Masraf yapamıyorum. Çay güzeldir. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepimizin bildiği bir hadis-i şeriftir. Hatırlatacağım ama. Bunları hatırlatmaya ihtiyacımız var. Bizim yeni söze ihtiyacımız yok. Bakın söylenecek bütün güzel sözler söylendi. Yeni bir söz söylemeye ihtiyaç yok artık. Ama eski ve güzel sözleri söyleyecek sağlam dudaklara ihtiyacımız var. Saf dudaklara ihtiyacımız var. Dudak farkı. Çok fark eder. Benim bir abim çocuğu rahatsızlanmış gece doktora götürüyor falan, çare bulamıyorlar. Çocuk diyor ağlıyor, hıçkıra hıçkıra, kıpkırmızı oldu, nefesi kesiliyor. El kadar bebek, avuç kadar. Felaknas, felaknas, bildiğim duaları okuyorum ediyorum, çocuk susmuyor diyor. Bir Allah dostuna telefon açıyor. Sabah namazına kalkmıştır şimdi diyor. Arıyor. Efendim diyor bağışlayın. Belki rahatsız ediyorum ama çocuk diyor çok perişan, ben ne yapayım? Gülmüş, demiş ki ona bir felaknas oku, bir şey olmaz inşallah. Abi diyor ki elimde telefon, bir şey de diyemedim. Yahu sabaha kadar ben 1000 tane felaknas okudum. Ama Hazret böyle buyurdu. Felaknas oku. Peki kapattım, bir felak bir nas okudum, çocuk sustu diyor. Ne fark etti? Dudak farkı. Bak, dudak sahibi oku deyince senin okuduğun felaknas bile başkalaşıyor. Anlatabildim mi? Temiz, temiz pak dudaklar. Hazreti Ali Efendimiz'e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sırrı vermiş. Hazreti Ali Efendimiz de bir neye üflemiş o sırrı, öyle derler. Tutmak zordur hani, birine de paylaşamaz. Sır bu. Üstad Polat Alemdar'ın dediği gibi 2 kişinin bildiği sır değildir. Bir neye üflemiş. Neyi de bir kuyunun dibine atmış. Bir çoban kuyudan su çekerken neyi bulmuş. Bakmış aa bundan ses çıkıyor falan, üflüyor, üflemiş. Hazreti Ali Efendimiz görmüş, aa çoban neyi üflüyor. Ne üflediğini biliyor musun demiş. Yok demiş. Devam et demiş üflemeye. Dudak farkı bu. İşte bizim pak dudaklara ihtiyacımız var. Dudak nasıl pak olur? İşte yıkayalım, dişimizi fırçalayalım falan, o paklıktan bahsetmiyorum. Dudak kalbin rengindedir. Kalbin rengini alır. İstanbul'da bir Külhan Bey'i, Osmanlı zamanı, halka çok zulmediyor. Halk da illallah etmişler, çare bulamıyorlar. Bir dudak sahibi oraya gelmiş, erenlerden birisi. Demişler ki efendi baba, bu adama bir nasihat etsen olur mu, bizi perişan ediyor. Efendi de ona bir şey söylemiş, adam yere düşmüş, ölmüş. Diyorlar ki aman ne söylediniz efendim? Allah'tan kork dedim evladım diyor. Dediği sadece bu, 2 kelime. Allah'tan kork. Adam korkmuş, ölmüş. Şimdi ben söylesem o adama Allah'tan kork diye bir ton dayak yerim. Tamam. Ama o söyleyince adam Allah'tan korkmaya başlıyor. Niye? Sözü söyleyen Allah'tan korkuyor çünkü. Bizim yeni söze değil, eski sözleri söylemeye liyakat kesmeden pak dudaklara ve kalp sahiplerine ihtiyacımız var. Onun için anlatacağım bu hadis-i şerifi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbeye çıkacaklar. Yürüyorlar böyle. Durmuş bir an Allah Resulü. Amin demiş. Sahabe şaşkın. Hem durma adeti yoktu, hem dua etmedi, hem de amin dedi. Bir adım atıyor bir daha, bir adım atıyor bir daha. Sahabiler hepten şaşkın. Hutbe, namaz, tesbihat bitiyor, Efendimizin etrafına doluşuyorlar. Ya Resulallah böyle bir adetiniz yoktu, biz merak ettik, ne oldu? Kardeşim Cebrail buradaydı diyor. 3 dua etti, ben de onun dualarına amin dedim. Birinci dua, ne dedi Cebrail? 1. Anne babası yanında yaşlanıp da onlara hizmet ederek cenneti hak edemeyene yazıklar olsun. Bu çok zor bir şeymiş yani. Bir insan hem anne babasına hizmet edecek, hem onların hayır duasını alacak, hem de cennete gidemeyecek. Çok zor bir şey mi? Çok kabiliyetli olması lazım. Arapça ibare ragime enfuhu diyor. Burnu yere sürtülsün. Türkçe'ye böyle tercüme ediyoruz. Yazıklar olsun. Birincisi bu. Onun için anne babalarınızın siz zaten kadrini kıymetini bilirsiniz de, madem ki Müslümanlık ince insanlık, madem ki dervişlik ince Müslümanlık, madem ki Ramazan da bizi inceltmeye geliyor, bu Ramazanlarda biraz daha kadrini kıymetini bilin. Kadir kıymet bilmek nedir? Hayır dualarını almaktır. Kadir kıymet mi? Öf bile dememektir. Öf bile demeyin. Bunu mübalağa olarak hocaların söylediği zannediliyor da ayet bu. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ O ikisine öf bile deme. Siz demezsiniz de bazen diyorlar hani öf anne ya. Dedin ya, geçmiş olsun. Allah'ın yapma dediğini yaptın. Diyemezsin. Öf baba ya. Asla diyemezsin. Yasak. Kızlar pek demez böyle, değil mi? Kız çocuklar pek söylemez. Genelde kazma, onlardan böyle şeyler oluyor. Öf diyor baba. Olmaz. Hatta bakın bir ince ölçü. Kur'an-ı Kerim'de peygamber babaların evlatlarıyla konuşmaları var. Ya da peygamber evlatların babalarıyla konuşmaları var. Nasıl konuşuyorlar biliyorsunuz? Baba hep şöyle hitap ediyor. Ya büneyye, ey oğulcuğum. Oğulcuğum, evlatçığım. İfade bu. Evlat da şöyle. Ya ebeti. Mesela Hazreti Yusuf öyle diyor. Ya ebeti inni ra'aytu ahde aşaren kevkaba. Ayet-i Celle'de Yusuf suresinde 11 yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiğini gördüm. Ey babacığım. Ya ebeti. O da diyor ya büneyye la taksus rüyake. Ey oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma oğulcuğum. Demek ki anne baba evladına böyle evlatçığım, kuzucuğum falan ismiyle değil. Osman değil. Ama çocuk da baba değil yani. Babacığım, baba da kuzucuğum. Ne kadar güzel değil mi? İşte ince Müslümanlık dediğimiz şey bu. Anne baba. Bir insan dünyası güzel olmasını istiyorsa Allah'a kulluktan sonra yapması gereken şey anne ve babasının hayır duasını almaktır. Ahireti güzel olsun istiyorsa gene yapması gereken şey budur. Anne babanın hayır duası. Dünyayı da ahirette güzelleştir. Hatta bir sır vereyim aramızda kalsın. Efendimiz diyor ki rızkının artmasını isteyen anne babasına ihsanda bulunsun. Ben bazen bizim gençlere söylüyorum. Annene hiç harçlık gönderiyor musun diyorum. Abi ihtiyacı yok diyor. Fakat kardeşim annenin ihtiyacı yok da senin annene harçlık göndermeye ihtiyacın var. Gönder 100 lira, 200 lira, 500 lira ne gönderebiliyorsan. Annen senin paranı harcasın. Değil mi? Rızkın artmasına vesile olurmuş. Ömrün uzamasına vesile olurmuş. İnsanın annesine babasına ihsanda bulunması. Ha, babalar da evlatlarına hayır dua etsinler anne babalar. Özellikle babalar. Çünkü babanın evladına duası peygamberin ümmetine duası gibi. Bir peygamber elini açar dua eder Allah kabul eder. Babanın evladına duası da öyle. Ve evlatlarınıza dua edin. Ve doğru dua edin. Şimdi ikidir ayet-i celle karşıma çıkıyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de insan hayra dua eder gibi şerre dua eder diyor. Çok önemli bir ikaz. Hayrı istediğini zanneder de şerri ister. Ya mesela baba evladına dua eder der ki ya Rabbi çocuğuma çok mal mülk ver. Allah da çocuğuna çok mal mülk verir. Çocuk da sapıtır. Babasının duasıyla cehennemin yolcusu olur. Allah muhafaza. Ne diyecek? Benim duam o çocuklarıma. Diyorum ya Rabbi sana kul olsunlar. Habibine ümmet olsunlar. Dostlarına dost olsunlar. Ümmeti Muhammed'e hizmetkar olsunlar. Şimdi çocuk bunları olsun da ulan ne olursa olsun. Çok önemli değil yani. Hani belediyede temizlik işçisi olsun. Kunduracı olsun. Efendim berber çırağı olsun. Efendim ayakkabı boyacısı olsun. Ya evliya gibi çocuk ayakkabı boyacısı. Bırak olsun ne olacak sanki? Dünya dediğin ne olacak? Ama bunları olamadıysa da ne olursa olsun beş para etmez. Düşünsenize çocuğunuz Amerika'nın devlet başkanı olmuş ama Allah'a kul değil, Habibine ümmet değil, dostlarına dost değil, ümmete hizmetkar değil. Ne işe yarar? Maç seyrediyoruz arkadaşlarla Messi. Bir hareketler oradan alıyor, buradan veriyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bir canım sıkıldı, baktım böyle efkarlandım ya. Abi hayırdır dediler. Ulan dedim bu da çok dramatik bir şey değil mi? Büyük trajedi ya. Messi'sin ama cehenneme gideceksin. Lan bu kadar kabiliyetli insan cehenneme gider mi ya? Şimdi bak ya bir baba elini açsa dese ki oğlum Messi gibi topçu olsun. Hayır duam etmiş olur. Keşke Allah Messi'ye de iman versin. Ronaldo biraz daha yakın duruyor ama Allah'ın işleri de belli olmaz. Hani bazen sağ gösterir sol vurur. Messi bakmışsınız eşhedü en la ilahe illallah. Olsun. Sanki Messi Müslüman olunca bizim yerimiz mi daralacak? Ama bu yaşlarda olsun. İleri yaşlarda oluyorlar benim zoruma gidiyor. Almanya'daydık bir Allah dostuyla beraber. Adam 82 yaşında. Gavur. Geldi Müslüman oldu. Lan bir zoruma gitti. 82 sene sen her haltı ye. Ondan sonra gel bir kelime-i şehadet getir. O saatten sonra günah da işleyemezsin zaten. Ne yapacaksın 82'den sonra? Ne günah işleyeceksin? Pırıl pırıl cennet yolcusu. Engel olacaktım da. Dedim ki yakışmaz bu da nasip meselesi. Ne yapayım bir şey diyemedim yani. O adam geldi öyle Müslüman oldu aslanlar gibi gitti yani. Şimdi Allah-u Teala ver. Bakın, ümmeti Muhammed'i iki şekilde tarif ederler. Ümmeti icabet, ümmeti davet. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyen ümmeti icabettir. Peygamberimizin çağrısına icabet etmiş. Davete icabet etmiş. Henüz dememiş olan, Peygamber Efendimiz'den sonra yaşayan her insan ümmeti davettir. O da Efendimiz'in ümmetidir. Ve onların da sorumluluğu bizim boynumuzda. Bakmayın, biz icabet eden kardeşlerimizle anlaşamayan, onları hakkıyla sevemeyen kimseleriz de henüz icabet etmemiş adamların bile imanını dert etmek bizim vazifemiz olması lazım. Bu da ince Müslümanlığa dahildir. Yani Gazze'nin çocuklarına gözyaşı dökeceğiz ama Amsterdam'da kaybolup giden, dünyasını da ahiretini de yok eden o çocukların da ızdırabını biz şuramızda hissedeceğiz. Onlar da bizden sorumlu. Biz onlara ulaştırabilseydik böyle olmayacak. Neyse, birinci dua bu. Anne babası yanında yaşlanıp da onlara ettiği hizmetle cennete giremeyene yazıklar olsun. İki, yanında adım anılıp da bana, Hazreti Cebrail öyle diyor, yanında adın anılıp da sana salatü selam getirmeyene yazıklar olsun diyor. Birisi yanımızda Muhammed diyiverse, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina ve nebina Muhammed diyeceğiz. Bu Ramazan bir lütfu ilahidir. Bendeniz salavatla tanıştım. Şimdi salavat nasıl tanıştın? Daha önce bilmiyor muydun? Biliyordum. Ama biraz daha kalbimin gündemi oldu bu Ramazan salavat. Salavat alıyoruz, salavat veriyoruz. Salavat. Beni ortak ederseniz size bir şey öğretirim. Ama kârına beni ortak edeceksiniz. Eder misiniz? Tamam, o abla niye kızdı öyle ya? Tamam tamam söylesene, çabuk söyle. Çabuk söyle, vakit geçiyor. Abla haklı. Ahiret işlerinde kâra ortak etmeye korkmayın. Dünya ve ahiret ortaklığı başka başkadır. Dünya ortaklığında 100 lira olsa, iki kişi ortak olsa 51'i alır, 51'i alır. Ahiret işinde 1000 sevap olsa, 10.000 kişi ortak olsa herkes biner sevap alır. Hiç eksilmez, öbüründen eksilmeden. Onun için korkmayın. Bir gün bir sahabe efendimiz radıyallahu anh Hazreti Peygamber'e geliyor. Anlatacağım şey bu, siz de bunu yapın diyeceğim. Ve diyor ki, ya Resulallah, ben bir şey yapıyorum ama doğru mu yapıyorum merak ediyorum. Hayır olsun diyor, ne yapıyorsun? Duamın 3'te 1'ini salavata ayırıyorum diyor. Acaba doğru mu yapıyorum? Elini açıyor. Dua da biliyorsunuz edeptir. Önce hamdele, sonra salvele deriz. Duayı açınca hemen Allah'ım şunu şöyle yap, bunu böyle yap filan değil. Gerçi öyle de dua edilmez. Pek çok insan da öyle dua ediyor. Haşa, Allah'a akıl öğretiyor. Allah'ım diyor, biliyorsun şu şöyle. Şöyle yaparsan şu da şöyle olacak. Şöyle yapmazsan da böyle olur. Onun için sen şöyle yap. İşte insan hayrı ister gibi şerri böyle ister. Halbuki elini aç, önce hamdele. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hiçbir şey yoksa bunu de. Allah'a hamd et. Peşinden salavat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getir. Sonra duanı et. En son bir salavat daha getir. Son Fatiha'dan önce salavat getiriyoruz ya. O ilk salavat, dilekçe yazıyorsunuz ya. Şimdi dua dilekçe yazmak diye düşün. Duanın başında getirdiğiniz salavat elinize kalem almaktır. Başında salavat getirmezseniz boş kağıt verirsiniz göklere. Sonunda getirdiğiniz salavat da altına imza atmaktır. Mühür vurmaktır. Dilekçe sahibinin adıdır. Başta ve sonda salavat şart. Bazen de şöyle oluyor. Hani dua ettim de kabul olmadı. İbn-i Atallah el-İskenderi Hazretleri diyor ki rahmetullahi aleyh, Allah-u Teala bütün duaları kabul eder. Kabul etmediği dua yoktur. Fakat senin hayır zannettiğin şeyi vermez. Senin için hayır murad ettiği şeyi verir. Fakat senin hayır zannettiğin zamanda vermez. Senin için hayır murad ettiği zamanda verir. Ama mutlaka verir diyor. Öyle. قُلْ لَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ. Allah-u Teala diyor ki, duanız olmasaydı ne işe yarardınız? Dua, ben acizim ya Rabbi demek. Sen Sübhansın demek. Sana muhtacım diyorsun Allah. Allah-u Teala'nın hoşuna gidiyor. Dua etmek ibadettir. Başlı başına bir ibadettir. Siz yapmazsınız da. Bazıları namazdan sonra elini açıyor. Elhamdülillah, Allah'ım şahane, ezber dualar var, yapmışım şöyle yap, yani bunu böyle yap, yapmışım, elhamdülillah. Olmadı. Duaya vakit ayırmak lazım. Ciğer yana yana. Kabul edilmeyen dua yoktur. Bir adam, Hazreti Peygamber anlatıyor gene, çay geldi daha içmedik, bak sohbet çayın varlığının bereketi. Bir de içersek nereye gider siz düşün. Hani sabah namazını kılarız burada beraber, sonra gider oy kullanırız. Efendimiz diyor ki, bir adam Allah-u Teala'nın huzuruna getirilir, günahı sevabı tartılır, cennetliklerden olduğu anlaşılır. Fakat adam sevaplarına bakar, çok sevap var. Dermiş ki, ya Rabbi ben bilemedim bunlar neydi? O zaman Allah-u Teala diyecekmiş ki, bunlar senin dünyadayken ettiğin duaların buradaki karşılığıdır. Ha, dünyada bir şey istedin ve olmadı ya, onun buradaki karşılığı bu oldu bak. Adam diyor hayıflanır, der ki keşke bütün dualarımın karşılığı buraya kalsaydı. Onun için dua edip de olmadı diye düşünmeyin. Adam geliyor Efendimiz'e, diyor ki ya Resulallah, duamın 1/3'ünü salavata ayırıyorum. Doğru bir şey yapıyor muyum? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki doğru bir şey yapıyorsun ama bilirsen senin için bundan daha hayırlısı var. O zaman diyor ya Resulallah yarısını ayırayım. İyi bir şey yapmış olursun ama bundan da hayırlısı var. Ya Resulallah diyor ben duamın hepsini salavata ayırayım. O zaman diyor senin için melekler dua eder, Allah da senin ihtiyaçlarını görür. Bak paylaşacağım şey buydu. Bunu sürekli değilse de şu Ramazan-ı Şerif'in içinde 3 gün yapın. Ramazan'dan sonra elinizi açın. Deyin ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina ve nebina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Dua, 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 dua. Sürekli salavat. Sürekli. Sonra bir şey istemeden de elinizi yüzünüze kapatın. Melekler şaşırsın. O hem dua ediyor hem bir şey istemiyor. Hadi biz bunun yerine isteyelim. O zaman melekler böyle yapacak. 3 gün bunu yapar mısınız? Yapın yani 40 yıldır dua ediyorsunuz bir şey oldu yok zaten. 3 gün etmeyin ne olacak? 40 yıldır kendiniz için dua ediyorsunuz. 3 günde Allah için dua etmeyin. Salavat. 3 gün bunu deneyin çok güzel olur. Bir de salatü selam Hazreti Peygamber'e ilanı aşk etmektir. Seni seviyorum ya Resulallah demektir ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Biz salavat getirdiğimiz zaman Peygamber Efendimiz'e diyormuş ki Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi de senin üzerine olsun. Salavat getirmek peygamber duasına muhatap olmaktır. Hazreti Peygamber'den dua almaktır. Onun için dilinizi Ramazan-ı Şerif'te ne yapın edin salavata biraz daha alıştır. Bütün boş vakitlerinizde, işe giderken, gelirken, namazı beklerken, elinizde bir tesbih, arabada, yolda, yemek yaparken, temizlik yaparken, sürekli salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedun ve ala ali seyyidina ve nebina Muhammed. Sürekli. Bir görevli melek, bir insan salavat getirince Peygamber Efendimiz'e gider söylermiş. Ya Resulallah, ümmetinden filancanın sana selamı var. Şimdi bakın şöyle düşünün. Diyelim ki bir yılda 300 defa salavat getiriyordunuz bu zamana kadar. Ramazan'da 3000 defa salavat getirdiğinizi düşünün. Görevli melek şaşıracak. Diyecek ki arkadaş 30 senede 300 defa salavat getirdi. 3 günde 3000 defa salavat getirdi. Bunun böyle bir dikkat çekin, radara girin yani. Sizi fark etsin. Desin, bunda bir şey var. Yatarken sabah namazını kıldınız. Sahurdan sonra abdestli bir şekilde zaten abdest var. Sağ tarafa döndünüz. Sünnet olduğu üzere sağ elinizi sağ kulağınızın altına koydunuz ve edeptir, öyle kazma gibi yatılmaz. Ayakları da hafif karnınıza doğru çektiniz. Salavat getireceğiniz ya, çektiniz şöyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli. 3 gün bunu deneyin, yapın. 4. gün şöyle uyanacaksınız. Bir kalkacaksınız, dudaklarınız kıpır kıpır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kendinizi salavat getirirken yakalayacaksınız. Şaşıracaksınız ve çok hoşunuza gidecek. O zaman bana da dua edin. Lan dediği oldu lan falan diye böyle. Bana da dua edin orada. Hani bazen diyorlar ki yatıyor yatağa mesela. Cep telefonunu eline alıyor. Ne yapıyorsun diyorum. Uykumu getirmeye çalışıyorum diyor. Öyle uyku getirilmez. Uyku götürülür. Tamam? Çünkü alıyorsun 10 dakika Instagram'da bakıyorsun. Sıkılıyorsun bir de Twitter, bir de TikTok, bir de Facebook. Sonra bir daha Instagram'a bakayım 1,5 saat geçmiş. Hani uykunu getiriyordun? Halbuki telefonu ulaşamayacağın uzaklıkta bir yere koy. Radyasyon tehlikesinden dolayı değil. Sana verdiği zarardan dolayı koy bir yere. Kalbine verdiği zarar. Sonra başla salavat getirmeye. 5 dakika sonra uyursun. Niye? Şeytan uyutur. Ulan bu uyanık kaldıkça ben zarar ediyorum. Sürmeyi çeker, mışıl mışıl uyursun. Oraya nasıl uyudur fark etmez. Salatü selam önemli. Hayatımızda biraz inşallah bu Ramazan-ı Şerif'le beraber olsun, olmaya devam etsin. Bir naat-ı şerif okuyayım ben size. Bu naat-ı şerifi dinlerken de salatü selam getirelim, olur mu? İçinizden Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ben böyle ne kadar anlatırsam anlatayım, seyirci hep şöyle bekliyor. Ya şu biteydi de bir şiire geçseydik arkadaş. Yani şu sohbet bir bitseydi de bir şiir dinle. Sizde öyle yok mu? Allah Allah, Bursa'ya bak ya. Allah Allah. Bizim Fethullah abi Bursa'yla ayrı bir hukukumuz, muhabbetimiz var. Ali Nur Bey'in son dönemi mi bu? Üçüncü dönem mi? 3 mü oluyor bu dönem? Ah, bu 5 yılla beraber 3 oluyor. Ha, sonra bir 5 daha mı var? Ha, yarın son 5 yıl olacak. Gireceğiz inşallah. Öbür 5 yılda ben belki belediye başkan adayı falan olabilirim Bursa'da. Amin. İyi anlaşıyoruz. Ali Nur abi biraz daha çalışsın. Zor işleri halletsin de ben keyif etmeye geleyim. Böyle sohbet. Ne? Tek icraatımız bu. Belediye başkanının sohbeti var. Her gün bir mahallede sohbet filan. Olur. Fakat tatile gitmem yani. En azından onu söyleyebilirim. Bursa'da dururum. Latife bir tarafa. Mikail'cim başta söyledi. İnşallah memleketimiz için güzel olsun şu seçimler. Duamız, niyazımız o. Ben bazen böyle dertleniyorum. Bir İstanbul'da yaşayan kardeşinizim. İstanbul'un ahvaline bakıyorum. 20 senedir bu şehirdeyim ben. Son ya, siyaset olacak gibi olsun biraz. Ya, çünkü İstanbul'da yaşıyorum. Son 5 senede yapılmayanlara bakıyorum. Geri kalan 15 senede yapılanlara bakıyorum. Geldiğimiz duruma bakıyorum. Mevzuya bakıyorum. Diyorum ya Rabbi sen İstanbul'a merhamet et. İstanbul'a merhamet et. Ama çok da üzülmüyorum. Çünkü şunu biliyorum. Eğer biz neye müstehaksak o gelecek orada vazifesini yapacak. Şimdi bugünkü duam şu. Diyorum ki Allah'ım İstanbul'a acı. İstanbul'a merhamet et. Yarın akşam beklemediğim bir neticeyle karşılaşırsam bu defa diyeceğim ki Allah'ım İstanbul'u affet. Yani neye layıksak o olacak. Olan bu oluyor. İnşallah memleket için her bir yerde kim hayırlı hizmet edecekse, fukaranın kalbine dokunacaksa, ihtiyaç sahibinin derdiyle dertlenecekse, ehliyet, emniyet, liyakat, adalet ölçüsüyle işini yapacaksa Mevla onlara fırsat nasip etsin. Böyle. Şu naat-ı şerifi arz edeyim. Dinlerken sizden ricam da salatü selam getirmeniz. Allahümme salli ala seyyidem. Şimdiden başlayalım böyle salatü selamlara. Yaman Dede Hazretlerinin bir naat-ı şerifi. Yanan Dede diyorlar Yaman Dede'ye. Bir peygamber aşığı. Allah mekanını cennet, makamını âli eylesin. Efendimiz'e komşu olsun. Olmuştur inşallah. Çok seviyormuş çünkü. İnsan sevdiğiyle beraber olacak biliyoruz değil mi? El mer'u mâ men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Dünyadayken kimi çok seviyorsak ahirette onunla beraber olacağız inşallah. İnşallah cennete geldiğinizde göreceksiniz. Kevser Irmağı'nın kenarında bir bakacaksınız. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, ben oturmuşuz böyle. Sohbet çeviriyoruz. Gülmeyin. Ben onları seviyorum. Kişi de sevdiğiyle beraber bir de sizi de işin içine kattım. Kattım bak geldiğinizde göreceksiniz dedim. Ben sizi tanıştırırım. Efendim arkadaşlar Bursa'dan. Ben bugünü anlattım gülmüşlerdi. Ama bak bugün böyle oldu filan. Orada tanıştırırım sizi. Güzel. Allah sevdiklerini bize sevdirsin. Bizi de sevdiklerine sevdirsin inşallah. Yani kurtuluş reçetesi budur. Öyle çok ibadet ettim filan. Yok öyle bir dünya yok yani. Çok namaz kıldım. O zaman bana 2 köşk daha verdiler. O namazlar filan Allah eksiğiyle noksanıyla kabul etsin de ben korkarım yüzümüze çarpılıverir. Bizim namazlarımız eksiktir, kusurludur. Oruçlarımız öyledir. Allah eksiğiyle noksanıyla kabul etsin. Var mı tam oruç tutabilen? Bak onlarınki tamdır. Size inanırım. Evet, seninki de tamdır dostum. Sen biraz zor. Yani yaş ilerlemiş, ondan dolayı dedim. Ona küçük çocuk 4-5 yaşında. Şimdi tam oruç, elin, ayağın, gözün, her birinin oruç tuttuğu, bütün azaların oruç tuttuğu bir oruç. Hepsini yapmaya çalışır insan da kalbe oruç tutturmak işte o ariflerin işidir, erenlerin işidir. Kalp. Öyle olacak ki oruçluyken kalbine yanlış bir düşünce gelmeyecek, giremeyecek içeri. Yani nasıl boğazımızdan bir yudum su geçse orucumuz bozuluyor. Öyle zatlar vardır ki oruçluyken kalbine Allah'ın razı olmayacağı bir his gelse orucu bozulur. Bozulacak diye korkarlar, o his gelmez o kalbe. Tam oruç o. Zekat, ah size göre mi bize göre mi demiş. Nasıl efendim diyor. Size göre malın 1/40'ı evladım diyor. Bize göre malın tamamı zekattır diyor. Allah-u Teala huzuruna çıkınca soracakmış. Ne yaptın? İşte kul şunu derse, en zor mevzu oymuş. Zekat verdim ya Rabbi deyiverirse Allah ona diyecekmiş ki kimin malını kime verdin? Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Bu ne demek? Ben yerdeyim. Zekat verdiğim adam da yerde, mal da yerde. Demek ki ben Allah'ınım. Zekat verdiğim kul da Allah'ın. Zekat verdiğim mal da Allah'ın. Bana zekat verebilme duygusunu veren de Allah. Kabul edecek birisini bulduran da Allah. Dolayısıyla Allah'ın olan, Allah'ın olana, Allah'ın olanı, Allah'ın murad edişiyle veriyor. Ve sonra diyor ki ben verdim. Hadi oradan. Neyi nereye verdim? Bir de zaten keşke verse de. Türkiye'de zekat verme oranı 1,5%'muş. 1,5%. Namaz 18%, oruç 48%, zekat paralı ya, bu çok düşük 1,5%. Yani. Acı. Ondan sonra da oturup neyi düşünüyoruz? Kendi kendimize neyi dert ediyoruz? Acaba Gazze niye bu halde? Benim kılmadığım namazlar yüzünden olabilir mi? Benim vermediğim zekatlar yüzünden olabilir mi? Benim ihmal ettiğim vazifeler yüzünden olabilir mi? Benim okumadığım kitaplar yüzünden olabilir mi? Benim riayet etmediğim hassasiyetler yüzünden olabilir mi? Biz tamam olursak Gazze kurtulur. Gazze'nin kurtuluşu işte Bursa'dan geçer. Bursa'da anne evladını Müslümanca yetiştirirse, kamu görevlisi işini tam yaparsa, öğrenci okulunu Allah için okursa, çok misal çok da, Bursa'nın camileri sabah namazında cumaları kıskandıracak kadar dolarsa, yani biz Allah'ın Kur'an'da bizden istediği gibi Müslüman olursak o zaman Gazze kurtulur. Bu olmadan kurtuluş beklemeyin. Gazze'nin kurtuluşu bizden başlıyor, bizden bitiyor, bizden geçiyor. Biz tamam olacağız, Gazze kurtulacak. Çocuk yazmış, Gazze niye bu halde? Cevap veriyor. Çünkü Yahudi Kur'an'da nasıl tarif ediliyorsa aynı öyle diyor. Ama Müslüman Kur'an'da tarif edildiği gibi değil. Gazze onun için bu halde diyor. Biz Kur'an'daki gibi Müslümanlar mıyız? Keşke olabilsek ama az önce söyledim işte. Oranları söyledim size. Mevla inayet etsin inşallah. Naat-ı Şerif'imizi okuyalım. Gazze'nin çocuklarına da bir şeyler yapın. Yani Starbucks'a gitmemek Gazze için bir şey yapmaktır. McDonald's'a varmamak bir şey yapmaktır. Kola içmemek bir şey yapmaktır. O boykot listesinden uzak durmak bir şey yapmaktır. Evet ama yetmez. Yani bunlarla başlar da burada bitmez. Üstüne bir şeyler koymak lazım. Üstüne bir şeyler koymak lazım. Namazını ihmal eden diyecek ki ben namaz kılmadığım her gün benim yüzümden Gazze'de çocuklar ölüyor. O zaman şu namaz işini sıkıya almam lazım. Bir amelinde eksik olan diyecek ki ben şuna dikkat etmem lazım. Yoksa bu Gazze'nin derdi bitmeyecek. Böyle. 3-5 kuruş karınca kararınca aza çoğa bakmayın. Bazen öyle endişe edenler görüyorum. Mesela 10 TL gönderecek. Diyor ki benim 10 TL'mle Gazze'de ne olacak diyor. Ya sen gönder. O 10 TL ile bir şey olduracak olan Allah'tır. Diyor. Allah, kudret, ebabil kuşların ağzındaki küçücük taşlarla Ebrehe ordusunu helak eden bir kudrettir. Senin 10 TL'n belki bir ebabinin ağzındaki siccin olacak. Sen bilemezsin. Allah rızası için verilen, bak Allah rızası olmadan 1 milyon vereceğine Allah rızası için 1 lira versin. O daha çoktur. Daha çok işe yarar. Rahmetli Seyda Hazretleri, Gavsani Hazretleri, Kudüs-i Sırru Bosna'da bir medrese yapılacak. Bir iş adamı abi, 2,5 milyon dolar filan medresenin maliyeti. Efendim müsaade ederseniz ben karşılayayım dedi. Kabul etmedi. Olmaz dedi. Niye efendim? Ümmeti Muhammed'in hayrına mani olmayın dedi. Peşinden şöyle bir şey anlatmıştı. Dedi ki buraya diyelim ki 1000 kişi yardım yapsa, birisi diyelim 100 milyar verdi. O zamanın eski parayla 100 milyar, 100 milyon verdi şimdinin parasıyla. Ama Allah için vermedi. Böyle verdi. Bak ne kadar çok veriyor desinler. Vereyim de bir cömert görsünler diye verdi. Öbürü de 1 lira verdi. Aynı kazana 1 lira attı. Allah rızası için ciğeri yana yana, ağlaya ağlaya. Bu var diye verdi. Ortak ya. Allah dedi öbürünün niyetini de o 1 liranın hatırına düzeltir. Şimdi sen benim 1 liramdan ne olacak diyorsun ya. Belki senin 1 liran bir sürü 1 milyon liranın niyetini düzeltecek. Niyet düzeldiği an o 1 milyon liralar doğru yere harcanacak. Dolayısıyla 3-5 kuruşa bakmadan Gazze'nin yanında olalım. Namazlardan sonra duada Gazze'yi işin içine katalım. Biraz daha Kur'an'daki Müslüman olmaya Gazze'yi de düşünerek dikkat edelim. Hassasiyet gösterelim ki toprağın altına girince bize Gazze'den sorarlarsa biraz zor cevap veririz de en azından belki cevabımız kolaylaşır. Belki bir şey olur yani. Bunlara dikkat edelim inşallah. Yaman Dede'nin okuyamadık Naat-ı Şerif'i yarım saattir farkında mısınız? Okuyacağız falan. Okuyalım Yaman Dede'nin Naat-ı Şerif'ini. Siz de selatü selamlarla eşlik edin lütfen. Diyor ki Hazret, gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirane, dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahne hak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen, dilersen ruhunu muasın sen. Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahne hak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa, söner alem. Nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa, firak ağlar, vishal ağlar, ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yerevan, bahşin hevasından, güneş titrer, yanar, didarının bak ihtirasından, perişan bir niyazinler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem, elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Alkış. Olur. Tamam. Yani tamam kabul, böyle derviş olmaya çalışan bir tarafım var. Doğrudur. Alkış olunca mahcup oluyor. Bak bu da doğrudur ama hala artist bir tarafım da var. Alkış olmayınca huzursuz oluyor. Mikail o kadar da hazırlar. Ama baktınız işte böyle sohbet falan keyifli gidiyor değil mi? O zaman da alkış saçma bir şey oluyor hakikaten. Yani sanki bir... Bu ayak sesleri şey demek, vakit doldu abi bitir. Kanal senin ama bitirsek iyi olur falan. Evet, 10 dakika geçmiş. Tamam bitirelim. Bitirelim mi? Okey. Her zaman gelmiyoruz Bursa'ya. Ama bak bir şartla devam ederim. Arada kalkan olursa onlara çölme takın. Ya göndermeyin, kimseyi göndermeyin yani. Zaten bir avuç Müslüman, abla nereye gidiyorsun? Abla gidiyor. Öbür ablayı da aldı götürdü. Allah. Siz gidiyor musunuz? Siz, yani siz bari gitmeyin ya. Kardeş, bak o da gidiyor. Sivas olsa sabaha kadar buradayız da bura Bursa yani. Hadi son bir şiirle beraber bitirelim. Çok geciktirmeyelim sizleri de. İstediğiniz şiir var mı? Kurbanım mı okuyalım? Herkes mi kurbanım istiyor? Allah Allah. Kurbanım güzel bir şiir de ben şairini hiç sevmem. Öyle mi? O zaman ben şiir okuyayım, siz de şairine dua edin. Şöyle dua edin. Deyin ki ya Rabbi bu adam bu şiirde yazdığı gibi birisi olsun. Heh, dua edin inşallah. Böyle ben bazen takılıyorum, diyorum ki şiir güzel de şairini sevmem falan diye. Seyirci de diyor ki adamın hem şiirini okuyor hem niye sevmiyorum diyor. Şiir benim şiirim. Hani sevmem derken kendimden bahsediyorum. Ya da efendim? Yazarken çok güzeldi. Çok güzeldi. Ama büyükler buyurmuşlar ki güzel yapmak güzel söylemekten daha güzeldir. Ha bu şiir güzel söylüyor da İnşallah şair de güzel eylesin. O çok önemli. Bana deselerdi ki bu şiiri yazmak mı, bu şiirin bir dörtlüğündeki gibi olmak mı? İkincisini tercih ederdim. Dedim ki olayım. Gerçi kurban olayım, Nakşi yolu da bir acayip yol. Olsam bile adama olduğunu fark ettirmiyorlar. Belki olduk haberimiz yok yani. Böyle hiç çaktırmazlar, açık vermezler. Olamadım deyip dolanacaksın ortalıkta. Adam olamadım. Çünkü insan olamadım dedikçe olmaya yönelir. Bulamadım dedikçe bulma derdine düşer. Bilemedim dedikçe nasıl bileceğim diye bakar. Oldum dedin, geçmiş olsun, kaldın. Onun için pişenler hep çiğim diye dolaşır da çiğler piştim zannederler. Allah o mahviyet duygusunu bizden almasın. Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna gidiyormuş. Ya bakın, Allah-u Teala'nın bir adamın ibadet ettikten sonra ne güzel ibadet ettim diye mağrur olması var ya, öbürünün de günah işledikten sonra ben ne halt ettim diye mahcup olması var ya, Allah o mahcubiyeti o mağruriyetten daha çok seviyormuş. Çünkü Allah katında kabul edilmiş ibadet çok. Seninkinden ne olacak ya? İbn-i Atallah el-İskenderi Hazretleri diyor ki, çok güzeldir o. Şaşarım ibadet edip de mükafat bekleyenlerin haline. Çünkü ibadet edebiliyor olmak zaten mükafatın kendisidir diyor. Değil mi? Şu kadar namaz kıldım, cennette 2 köşk daha yaptırdım. Bu kadar zekat verdim, 4 huri daha geldi. Değil. Muhasebeci hesabı değil bu din yani. Yaptım, beceremedim ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Bir de şöyle düşünün. Bazen hani bir adam gece oğlunu kaldırmış da teheccüd kılmışlar. Yatacakları zaman çocuk demiş ki, baba şu gafillere bak demiş. Karşı evleri göstermiş, lambaları sönük. Hepsi yatmışlar, uyuyorlar. Babası Arif bizzat demiş ki, oğlum sen de onlar gibi uyusaydın da onlara bunu söylemeseydin. Çünkü bir insan namaz kıldığı vakit Allah onu huzuruna kabul etmiş demektir. Dün Senay Demirci ile beraberdik. Senay abi güzel söyledi. Namaz kılıyorum diyorum. Yanımdaki diyor ki Allah kabul etsin. O da diyormuş ki kabul etti. Yani namazı kabul etti mi bilmem ama hiç olmazsa huzuruna beni kabul etti. Bak namaz kılabilmek Allah'ın seni huzuruna kabul etmesidir. Öbürü de kılamıyor. Allah onu da huzuruna kabul etmemiş. Seni onun yerine koyabilirdi, onu da senin yerine koyabilirdi. O zaman namaz kıldım diye mağrur olmayacaksın. Hatta beni huzuruna aldı diye mahcup olarak kılacaksın namazı. Ben bunu hak edecek bir şey yapmadım. Aman ya Rabbi. Estağfurullahel azim ya Rabbi diye. Mahviyetle. Kurbanım. Bu benim gediklim. Korkuyorum ben böyle bir roman falan yazsam, Nobel Edebiyat Ödülünü alsam, Amerika'da böyle büyük bir salonda bana Nobel Edebiyat Ödülünü verecek olsalar, sorusu olan var mı desem biri bağıracak, abi bir kurbanım okusan filan. New York Times manşet atacak, what is the kurbanım? Ondan sonra ertesi gün mülakat vereceğim, kurbanım Levin Menzil, my heart. Ah ah. Yar adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme, yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Senin olmazsan dertlerim biter, varını yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter. Teslim olan zarar etmez kurbanım. Güvenme kendine ben oldum diye. Pişenler hamım der bir düşün niye. Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurban. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş ha dövmüş ikisi de bir. Sevmese kaşını çatmaz kurbanım. Hizmet yoksa himmet olmaz bu kesin. Hem hizmet nimettir böyle bilesin. Gayret et, gönle gir, benimdir desin. Sultan kölesine atmaz kurban. Yap dediğini yap emrine göre, bu iş bensiz olmaz deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere, nefsini hesaba katmaz kurban. Çalış nasibini al dünyadan yana, ama sanma dünya yar olur sana, ahiret parası lazım insana. Güneş hep batıdan batmaz kurban. Günahtı, sevaptı, bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurbanım. Dua kabul, niye Sıddık'ın ahı? Ne dedi Hızır-ı Nakşibend şahı? Hatırla, idrak et, anla burahı. Ben sadığım demek yetmez kurbanım. Sadakat ne derse beli demekmiş. Onsuz doğrulara eğri demekmiş. Sadakat sıddıkın bahrı demekmiş. Ciğer yanar, duman tütmez kurbanım. Er olmak isteyen serinden geçer, bir saki elinden badeyi içer. Seç deseler yarın zehrini seçer. Ayarın balını tatmaz kurbanım. Sözün özü derdi minnet bil cana, yâre can belki can yar olsun sana, serdar isen serini koy meydana. Kurbanlara bıçak tutmaz kurban. Hadi bir son bir şiir daha okuyalım be. Bak. Ufaktan böyle işi olanlar gidiyor. Allah'a emanet. Son bir şiir daha. Bir dua okuyalım. Dua diyelim, onunla beraber bitirelim, olur mu? Duayı birlikte okuyalım. Siz iki mısrada bir amin derseniz duayı birlikte okumuş oluyoruz. Öyle yapalım. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Mübarek akşam yarın seçim olduğu için değil. Belki bugün Kadir Gecesi'dir. Olabilir mi? Ne zaman Kadir Gecesi? 27. gece diyorlar. Nereden biliyorsun? Tabii. Şimdi bakın, Kadir, rahmetli Tuğrul Efendi'ye sorardım. Efendim Kadir Gecesi'ni nasıl ihya edeceğiz? İhya edemezsin, Kadir adamı ihya eder. Böyle derdi. Şimdi son 10 gün içinde olduğu rivayet ediliyor. Hatta başka bir rivayet var. Ramazan'ın içinde olduğu rivayet ediliyor. İlk günlerde de olabilir diyor. Hatta çok şaz bir görüş ama bir rivayet daha var. Ramazan dışında senenin başka bir gününde de olabilir diyor. Ama Kahir ulema demiş ki Ramazan'da. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdeli hadislerinden anlıyoruz ki son 10 günde. Hatta ya insan malını bilmez mi? Allah Resulü diyor ki son 10 günde ama bunlar son 10 günde çalışmazlar. 10 günün tek gecelerinde diyor. Onun da tek gecelerinde arayın diyor. Şimdi bakın o şeye girdik. Son düzlüğe girdik. Bu son 10 gecede, 10 gecede bir insan teravih namazı kılsa, efendim bir cüz Kur'an-ı Kerim okusa, bir gece namazı kılsa, bir tasaddukta bulunsa, şimdi o iş kolaylaşmış. Hani fukarayı nerede bulacağım da her gece? Bir SMS'le işte o itimat ettiğiniz bir dernek, bir vakıf, bir şey üzerinden son 10 günde birer SMS gönderin, teravih kılın, gece namazı kılın, bir cüzde Kur'an-ı Kerim okuyun, bir de 10 gece boyunca dua edin. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Yani Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affet. Bu kadar. Ayşe validemiz öğretiyor bize bu duayı. Sordum diyor Allah Resulü'ne, Kadir gecesine erişirsem ne diye dua edeyim? Bak böyle dua et diyor. Şimdi bunun Türkçesi kolay. Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Değil mi? Arapçası da kolay. Her bir şeyi öğreniyoruz da peygamber duasının Kadir gecesi edilecek kısmını niye Arapçasını öğrenmiyoruz ya? Hadi beraber okuyalım. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Bu kadar. Çok kolay yani, bunu ezberleyip Arapçasını okumak lazım. Allah-u Teala'nın hoşuna gider. Aa, birisi Habibimin ettiği dua gibi dua ediyor diyecek. Allah Türkçeyi de bilir. Dudağınız kıpırdamasa kalbinizdekini de bilir. Alimun bizati sudur. Sadırlarda gizlenenler de Allah bilir. Ama böylesi de onun hoşuna gider. Değer vermek, kıymet vermektir. Şimdi bunu da yapsak son 10 gün Kadir bizi bulur. Biz Kadir'i ararsak Kadir bizi bulur. Ama 27. geceye kadar ense 27. gece ya Rabbi iki namaz daha kılalım. Ya dün Kadir'dise ya yarın Kadir'dise. Bir de ümmeti Muhammed'de şöyle bir şey var, onu da yapmayalım. 27. geceden sonraki günlere Kadir değilmiş muamelesi. Oh diyor, Kadir'i de atlattık Allah'ım, rahatladık diyor ya. O gerginliği attık diyor. Ya son 3 günde oraya da bir şey yapmak lazım. Son 10 gün, son 10 günün kadrini bilin ki Kadir size isabet etsin ve sizi ihya etsin. İnşallah. Ümmeti Muhammed'e dua edelim. Şimdi bu dua 2 mısrada bir sizin amininize muhtaç bir duadır. Hacım bir şey söyleyeceksiniz. Buyurun. Ağladım şiirini de. Ama şimdi zaten taksimetre gece çalışıyor şu an. Gece tarifesi. Okuyan mı ağladım da? Olur. Önce bir ağladım okuyalım, sonra dua okuyalım. Olur. Aklıma düştü gözlerin, boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin yanına çöktüm ağladım. Oturduk sanki göz göze, hayalinle ben diz dize. 2 çay söyledim bize, bir tütün yaktım ağladım. Ateştin, bardaktın, çaydın, olmazdın bunca, olsaydın. Yalnızdım ve yanımdaydın, sanma ki tektim ağladım. Cihanda sensizlik kadar ne bir dert ne de çile var. Sensizlikte sen vardın yar, ben de yoktum ağladım. Ayrılık ne yaman şeymiş, her seven boyun eğmiş, gözden yaş dökmekten eğmiş, gözümü döktüm ağladım. Anılar gezdi kanımda, seni aradım yanımda, tesbih gibi her anımda, hasreti çektim ağladım. İçim garip, gönlüm darda, gözlerim karşı duvarda. Ben her akşam aynalarda yüzüne baktım ağladım. Sırrına erince için ben sen oldum bittin için, yanağına değmek için gözümden aktım ağladım. Eyvallah. Son şiir. İki mısrada bir amin bekliyoruz. Biz kısık sesleriz minareleri, sen ezansız bırakma Allah'ım. Allah'a emanet olun o zaman. Bu kadar mı amin ya? Bir daha. Biz kısık sesleriz minareleri, sen ezansız bırakma Allah'ım. Fena değil. Yani şöyle bir amin arıyorum. Şu caddeden bir geçen olsa sizin aminleri duyunca diyecek, ulan içeride Bursa İslam Devleti kuruluyor herhalde. Öyle bir amin. Biz kısık sesleriz minareleri, sen ezansız bırakma Allah'ım. Amin. Güzel. Bu amin Bursa'ya yeter. Ama ben Gazze'ye de yetecek bir amin arıyorum. Yani Bursa öyle bir amin desin ki, Gazze'deki o bir avuç ümmetin vakarını, heybetini, izzetini diri tutmaya çalışan insan, gönüllerinde Bursa'yı hissetsinler. Kardeşlerimiz var bizim desinler. Öyle bir amin. Adem Özköse 98'lerde Gazze'ye gitti. Dolmuşa bindim abi diyor. Tam çıkarttım parayı vereceğim. Yanımdaki amca anladı diyor Türk olduğumu. Elimi tuttu diyor. Ben vereyim demiş. Baba ben veririm falan. Öbür taraftaki baktı diyor ikimize beraber. Durun dedi diyor. Ben vereyim. Arkadaki ben vereyim. Öndeki ben vereyim. Türkiye'den geliyor ya. Adem'e para verdirmeyecekler. Herkes birbiriyle uğraşıyor. Dolmuşçu bakmış bir kargaşa var. Çekmiş sağa durmuş. Ne oluyor demiş. Ya işte bu Türkiye'den geliyor da misafirimiz parasını ver, biz verelim onun münakaşası. Adam demiş ki ya siz bir Türkiye para verdirmeyecek kadar cömertsiniz de ben halife torunundan para alacak kadar namussuz muyum demiş. Almıyorum demiş. Şimdi o dolmuşun ahalisi belki şehit olmuştur. Belki 35 bin saadetli insandan biri de o dolmuştakilerden biridir. Bunu bilmiyoruz. Ama yaşıyorlarsa halife torunlarının ilk payitahttan yanlarında durduklarını bilsinler. Öyle bir amin. Biz kısık sesleriz minareleri, sen ezansız bırakma Allah'ım. Güzel. Gazze duyar bu amini. Kahire duymaz. Kahire'de bir amca var. Süpermarket işletiyor. Yaşlı bir adam. Hala hayatta mı bilmiyorum. Bizim çocuklar Ezher Üniversitesi'ni okumaya gittiler. Evi yerleştirdik abi diyor. Alışveriş yapmaya gittik markete. 2 lokma bir şey alacağız. Alışveriş yaptık. Kasaya geldik. Ödeyeceğiz. Bakmış böyle aynı Gazze'dekilerin hesap. Anlamış Türk olduklarını. Azıcık bekleyin şöyle demiş. Geçtik bekliyoruz diyor kenarda. Fakat alışveriş yapan gidiyor. Alışveriş yapan gidiyor. Bir biz bekliyoruz. 5-10 dakika. Huzursuzlandık diyor. Çağırdı dedik gelin bakayım. Yani, Türk müsünüz demiş. Türküz. Beklemek zor değil mi demiş. Zor. Biz 100 yıldır sizi bekliyoruz evladım demiş. Anlayın bakın beklemen nasıl bir şey olduğunu. O amca yaşıyorsa o da duysun Bursa'nın aminini. Biz kısık sesleriz minareleri, sen ezansız bırakma Allah'ım. Sen var ya sen tek başına Kahire'ye duyurdun amini var ya. Adamsın oğlum. Adı ne? Hamza. Ya bu ses zaten ya Hamza'dan gelir ya Ömer'den ya Ali'den gelir yani. Değil mi? Yani Berkler de böyle ses çıkartır ama bu kadar olmuyor Berklerinki. Şimdi Kahire bunu duyar da Üsküp duysun. Üsküp'e de duyuralım sesimizi oğlum. Üsküp'e giden var mı hiç aramızda? Üsküp orası kıymetli diyar. Ben Rumeli'nin aşığı bir adamım. Rumeli orası bizim kıymetlimiz. Rahmetli Efendi ile de çok seyahatlerimiz oldu falan filan. Yani Ankaralıyım ben. Ankara'yı bildiğim kadar işte Üsküp'ü bilirim, Kosova'yı bilirim, Bosna'yı bilirim, Arnavutluğun bir kısmını bilirim desem yanlış bir şey söylememiş olur. Oralar çok önemli. Oralar bizim ülkenin sınırlarının nerede başlayıp nerede bitmediğini öğrendiğimiz yerler. Bak bu kadar Erzurumlu var içeride değil mi? Osmanlı Üsküp'ü fethetmiş, 200 yıl sonra Erzurum'u fethetmiş. Üsküp Erzurum'dan 2 asır önce bizim. Böyle ama ayrı düşmüşüz. Lozan devletlere sınır çizer, gönüllere sınır çizemez. Türkümüzü söyleyen diyar da bizimdir, türküsünü söylediğimiz diyar da bizimdir. Estergon'un türküsünü hala bu Necip Millet söylüyor. Vardar'ın, Meriç'in, Tunca'nın türküsünü, Drina'nın türküsünü, hala biz, Bağdat'ın, Yemen'in, Halep'in türküsünü hala biz, onlar da bizim türkümüzü söylüyorlar. Öyle 780 bin kilometre, öyle bir şey yok. Bazen diyorlar ya, Edirne'den Kars'a kadar 780 bin kilometre karelik büyük vatan coğrafyası. Böyle övünerek. Ben oturduğum yerden onların namı hesabına mahcup oluyorum. Çünkü böyle bir cümleyi Müslüman Türk şöyle kurar. Edirne'den Kars'a kadar 780.000 kilometre sıkışıp kaldığımız coğrafya falan. Dertli kurar yani. Lan kanunu zamanında senin ülkenin yüz ölçümü 15,5 milyon kilometre kareydi. 16 milyon kilometre kareydi. Bu ne demek? Akıllarda pek netleşmiyor da kanuni devrinde uçak icat edilmiş olsaydı bu millet dünyanın 64 ülkesine iç hat olarak uçacaktı. Dünyanın 1/3'inden daha fazlası bu. Ne demek Edirne'den Kars'a kadar? Üsküp'te dolaşıyoruz, pandemi sonrası program çekiyoruz. Şeyde, çarşıda bir amca böyle bir dikkatli baktı bana, evladı Fatiha'nın. Çekim bitince yaklaştı yanıma, sen o musun? Zor da bir soru. Sen o musun, o kim? Hani oyum desem kastettiği başka biri ise yanlış cevap. Değilim desem benden bahsediyorsa doğru olmayacak. Oyum dedim. Bir resim çıkalım ba dedi. Resim çıkalım. Çok hoşuma gitti o ifade. Selfie çekelim değil de öz çekim yapalım. Ondan da güzel. Resim çıkalım. Bir resim çıkalım. Beraber böyle resim çıktık. Nerman amca. Tanıştık, unutmam onu. 75 yaşındaydı o zaman. Şimdi 79 oldu. Allah hayırlı uzun ömür versin. Evladı Fatihan. Oturduk, çay içiyoruz. Nerman amca nasılsın dedim. Nerman amca böyle yaptı. 15 senedir rahatız be. Türkiye güçlü, biz güçlü. Dediği bu. Nerman amca duysun bu sözü. Bakın, Türkiye'nin güçlü olmasının Üsküp'teki bir 75 yaşındaki adamın yürüyüşünü nasıl değiştirdiğini seçim günü sandığa giderken patates soğan hesabı yapanlar anlayamaz. Varsın anlamasınlar. Anlamalarını da beklemiyoruz. Bu ülke başka bir ülke. Nerman amca da duysun. Biz kısık sesleriz minareleri, sen ezansız bırakma Allah'ım. Nerman amca duyar, Saniye teyze duymaz. Saniye teyze de Kosova'da. Bak, sizin hemşehriniz Sultan Murat Han. Kosova Savaşı bitmiş. Murat Han şehit edilmiş. İç organlarını oraya tahnit etmişiz. Mübarek naaşını çekirgemize getirmişiz. Doğru mu? Burada. Ama iç organları Kosova'da tahnit edilmiş vaziyet. Oraya bir türbe yapmışız. Meşhedü Hüdavendigar. Oranın türbedarı var, Saniye teyze. Buharalı bir hacı ana. 90 yaşına yaklaştı şimdi. Allah hayırlı uzun ömür versin. İlk tanıştık, ben şaşırdım böyle. 500 yıldır onun ailesi türbedarlık yapıyormuş. Murat Han'ın nöbetini tutuyorlar. Ya dedim, Allah herkese bunu nasip etmez. Bunlar güzel bir aile, ben duasını alayım. Dedim ki, ana bana dua et. Oğlum hep size dua ediyorum ben dedi. Nasıl dedim, benim 3 tane duam var dedi. Allah'ım imanı koru, Allah'ım Kur'an'ı koru, Allah'ım Türkiye'yi koru. Hiç dua edin. Şimdi Bursa'nın amini, Saniye teyzenin duasının da amini olsun. Hadi uzatmamak için kısa tutayım. Endonezya dağlarında bir çoban var. O da duysun Bursa'nın aminini. Hindistan'da bir baş müderris var, 90 küsur yaşında. İhsan Şen Hoca'yı görmüş. İhsan Hoca eline sarılmış, elini çekmiş, demiş ki sana bir sarılayım. Hayırdır? Bir Türk'e sarılınca benim imanım tazeleniyor demiş. O duysun. Yani Yemen'den Arakan'a, Libya'dan Doğu Türkistan'a, Gazze'den dünyanın öbür ucuna. Nerede bir mazlum var, masum var, mahzun var. Şu Necip Türk milleti kim olduğunu bir hatırlasın da şu zulüm bitsin diye yönünü Türkiye'ye çevirmiş bir insan var. Onların hepsi Bursa'nın bu akşamki aminlerini duysunlar inşallah. Hadi bismillah. Biz kısık sesleriz minareleri, sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan Gazze'yi, Müslümanlıkla yoğrulan Kudüs'ü Müslümansız bırakma Allah. Amin vel muin. Efendim Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sizlerle bizleri buluşturdukları için Bursa Büyükşehir Belediye'mize, emek verenler adına teşekkür ediyorum. My Mecra'mıza teşekkür ediyorum. Tekrar yarınki seçimlerin ülkemiz için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Ayağınıza sağlık. Ama hemen gitmeyin. Mikail bir iki hediye dağıtacak, bir şey yapacak. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Eyvallah. Allah razı olsun kıymetli abim. Dininize, gönlünüze sağlık. Estağfurullah efendim. Hatta Kurbanım şiirinin şairini sevmiyorsunuz ya. Biraz önce onu söylerken gönlüme düştü. Sizi seven sevmiş kurbanım. Sizi sevenler sevmiş kurbanım. Elhamdülillah. Efendim sponsorlarımızdan size de var. Eğer aceleniz yoksa az daha bekleyin. Herkese yok, gidin. Bile Osmanlı doğal taş, hep böyle tesbihti, bileklikti abi. İçinde amatis taşı olan bir su matarası. Suyu alkali yapıyormuş. Mineralini suya veriyormuş. Havalı bir şey. Çok havalı bir şey. Evet yani. Evet. Teşekkür ederiz Osmanlı doğal taşa. Eyvallah. Bir de ana sponsorumuz Loris Parfüm'den. Bu sefer ilkinde sadece size parfüm vardı. Bu sefer yenge hanımları da dahil etmişler. Bir erkek, bir hanım parfümü, bir kolonya, bir de oda kokusu var. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah abim. Başka? Loris Parfüm'ün katkılarıyla hazırlanan Vakti Muhabbet sona erdi.